Unzile, unzile aleyhi desek. Yine deminkiler Enam suresi 8. ayet. Levla unzile aleyhi melekun. Onun üzerine melek indirilse ya. Enam suresi 8. ayet, daha önce gördük bunu. Yunus suresi 20. ayette ve yekulune diyorlar ki levla unzile aleyhi. İşte bu ayeti arıyorum ben deminden beri. Böyle bir ifade daha var diye çünkü hatırladım. Levla unzile aleyhi ayetun min rabbi. Dikkat ederseniz kalıbı da aynı. Burada unzile babından gelmiş. Bizde nuzzile. Levla unzile aleyhi ayetun min rabbi. Ona Rabbinden bir ayet indirilse ya. Fekul, şu halde de ki bu durumda, yine burada da de ile devam ediyor. İnnemel gaybu lillahi. Gayb Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir şey. Fentaziru, bekleyin, şu halde bekleyin. İnni ma'akum minel muntazirin. Ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bu artık karşı tarafla köprülerin atıldığı, onların bundan olmazsa olmaz, başka türlü asla yanaşmaz biçiminde keskin tutum takındıkları yerlerde, ki Kur'an'da benzer yerler başka yerlerde de var. Evet, yani madem bu mucize olmazsa biz inanmayız diyorsunuz, böylesi inat ve ısrar içerisindesiniz. Allah Azze ve Celle gaybı biliyor. Siz iddia ediyorsunuz ki biz anlamadık, mucize olsa, şöyle olsa, böyle olsa kabul ederiz, göreriz. Bu sizin iddianız. Ama bunun böyle olmadığını söylüyor Cenab-ı Hak. Allah Azze ve Celle diyor ki tersine, biz indirsek de meleği, demin bir tane daha vardı, ve lev enzelnâ meleken diye devam eden, biz indirsek de lelebesne aleyhim mâ yelbisûn, onların o içinde bulundukları şeyi yine onlara giydiririz. İlk anda belki o melek falan derler, iman ederler, sonra biz onu tekrar ve nukallibu efidetahum ve absarahum kemmâ lem yu'minu bihi evvele marra, o iman etmedikleri İlk günkü gibi kalplerini ve gözlerini geri döndürürüz, ters yüz ederiz. Yine imansızlıkla neticelenir bu. Siz Allah Azze ve Celle'nin iddiasına göre siz zaten iman etmeyen kimselersiniz. İman etmemek isteyen, bilmek, görmek istemeyen kimselersiniz. Bunu da sadece inatla, ısrarla, inatla bunu söylüyorsunuz, mucize talebini. Bunu Allah Azze ve Celle biliyor. Hepimizin içini dışını Allah Azze ve Celle biliyor. Bekleyelim şimdi. Gün olup da onun huzuruna çıktığımızda o herkesi ameline göre, durumuna göre o değerlendirecektir. Mesele aramızda artık çözülmedi, belli. قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مَعْكُمْ مُنْتَظِرُونَ. Benzer ayetler çok Kur'an'da. De ki o zaman bekleyin, biz de sizinle beraber beklemekteyiz yani. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna döndüğümüzde ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, dönüşünüz bana. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Her ne yapıyorduysanız ben size hepsinin haberini vereceğim. Bu müminlerin nereye kadar, yani tebliğde son çizgi, geldiniz anlatabildiğiniz kadar anlattınız. Eğer karşı tarafın özellikle anlamak istemeyen bir tavır içerisinde ol ise yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok yani, adam inkarı kat'i surette şartlanmış buna. Gördüğü halde itiraf etmemeyi artık icra ediyor. Gözlerinden okuyorsunuz onu. Yapacak bir şey yok. O tercihini yaşayacak onun. Dolayısıyla iyi o zaman. Sen öyle yapmaya devam et. Ben de böyle yapmaya. Böyle ayetler de var. قُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. De ki benim amelim bana, sizin ameliniz var. اِعْمَلُوا فَاِنْ, yani siz de yapacaklarınızı yapın. Ben de yapacaklarımı yapın. Yapmaya devam edeceğim. Ha? Siz de olduğunuz yerde yapın. Yani evet. Evet. Evet, siz olduğunuz yerde yapmaya devam edin. Mekanekum vardı bir ayette. Kul ya kavmi amelu mekanekum. Kul ya kavmi amelu ala mekanikum. İnni amil fesevfe te'alemune men ye'tihi azabun yuhzihi ve yehillu aleyhi azabun mukim. Herkes bulunduğu yerde, madem ısrar ediyorsunuz, artık bilgiyi paylaştık. Söylenecekler söylendi. Siz diyorsunuz ki dağı kaldır, yeri indir, tepe taklak et falan. Bitti bu iş artık. Siz bulunduğunuz yerde devam edin madem. Bizim size söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Allah Azze ve Celle'nin gücü de, kudreti de,
aşikar yaşadığımız ortamda. Biz bunu tespit ettik. Hayranlıkla onun önünde saygıyla, sevgiyle yere eğiliyoruz. Siz dik başlılık etmeye devam edeceksiniz. Öyle diyorsunuz. Siz devam edin. Biz de kendi kullarımızla devam edeceğiz. Artık bundan sonra tarafların beklemekten Allah Azze ve Celle'nin hükmünü yerine getireceği, huzuruna geri döneceğimiz ana kadar beklemekten gayrı bir şeyimiz yok. Bekleyelim, Allah hükmünü versin. Dolayısıyla benzer ayetler Kur'an'da pek fazladır. Allah Azze ve Celle Resulüne ileriye dönük, yani ben mucizeden yana böyle en küçük bir ümit bırakmaksızın şeyi kapatıyor. De ki beklesinler. Madem ısrarı buraya kadar getirdiler, hayat her birimiz için tamamlanacak gün gelecek. Bana döndüğünüzde ben herkesin ne olduğunu ona haber vereceğim. Bilgi bende. Kul innemel gaybu lillah. Allah her şeyi biliyor. O eksik sınamaz. Size neyi bildirdiğini, neyi kavrattığını, neyi kavratmadığını hepsini biliyor. Dolayısıyla da ben, bana açık değil sizin kalp dünyanız. Anlamadığınızı, size ters geldiğini bana söylüyorsunuz. Mucize olsa inanabileceğinizi söylüyorsunuz. Ama Allah öyle söylemiyor. Onlar gördükleri halde وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا اَنْفُسُهُمْ özellikle bildikleri, iyice fark ettikleri halde inkar ediyorlar. Sana mucize siparişinde buna bir kalkan yapmak için, kendilerince bir bahane. Sana karşı o kadar çaresizler ki, senin argümanlarına karşı. O orada seninle konuşmaktansa şunu yap, bunu yap, onu yapsa ne olacak, ötekini yapsa, nitekim geçmişte var örnekleri, değişen bir şey yok. Görmek istemeyene göstermenin bir yolu yok, çünkü o iradesini Allah Azze ve Celle ölünceye kadar ona yaşatacak. Şu halde anlattıklar anlatıldıktan sonra karşı taraf inadını kendi şeyinde sürdürüyorsa beklemekten gayrı bir şey yok. Bekleyeceğiz. Allah Azze ve Celle yevme tubles serair, bütün gizlilerin ortaya çıktığı günde onların nasıl meseleyi çok iyi kavradıkları halde ısrarla bunu dilden ikrar etmeyişlerini, büyüklendikleri için zulüm ve inatla nasıl yakinen farkına vardıkları halde dilleriyle açığa vurmadıklarını gösterecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin iddiası o. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ bütün kafirler. فَاِنْ تَوَلَّوْا yüz çeviriyorlarsa فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاهُمْ bil ki hevalarına tabi oldukları için yüz çeviriyorlar. Anlamadıkları, kavrayamadıkları, bilmedikleri için değil. Biz de onlara diyoruz ki biz kendi tecrübemizde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, gücüne, kudretine tanık olduk. Hayranlıkla, saygıyla, bütün bir kullukla aciz ve fakir üzere secdeye varıyoruz. Hiçliğimizi onun önünde ikrar ettik. Bizi yarattığı gerçeğini gördüğümüz için. Siz kendi tecrübenizde diyorsunuz ki böyle bir kimse yok, böyle bir şey görmedik. Böyle, biz de böyle seküler bir hayat yaşayacağız. Kendimiz koyup kendimiz kaldıracağız. Yaradan maradan öyle dogmatik şeyler tanımıyoruz. Çünkü biz de böyle kanaat ettik diyorsunuz ama biz sizin kalbinizi görmüyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bizim de sizin de kalbinizi biliyor. İnnemel gaybu lillah. Gayb Allah Azze ve Celle'ye aittir. Fentaziru şu halde herkes beklesin. Biz de bekliyoruz. İnne ma'akum, inni ma'akum minel muntazirin. Zerhum ye'kulu ve yetemettau ve yulhihimul emelu fesevfe ya'lu. Artık bırak onları, yiyip içsinler hayvanlar gibi. Emel, o dünyaya yönelik kısır beklenti. Helak etsin onları. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ pek yakında bilecekler. Dönünce Allah Azze ve Celle'nin huzuruna onlara her şeyi bildirecek. Nasıl yalan söylediklerini, nasıl müminlere karşı ikiyüzlü olup, kendi içlerinde nasıl kendilerine karşı saygılarını kaybedip, kalpleri başka bir yana, kendileri başka bir yana savrulduğunu, İbrahim'in aleyhi afdalu salatu ve teslim karşısında nasıl فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ kendi kendilerine dönüp dediler ki zalim olan bu çocuk değil, zalimin ta kendisi bizleriz. Çocuk doğruyu söylüyor. Bunu kendi içlerinde yaşadıkları halde dışa vurdular mı? Hayır. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ sonra kendi kafaları üzere tepe taklak oldular ve Hazreti İbrahim'i suçlamaya اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ ya yakın ya katledin diye ona ceza biçmeye kalktılar. Bu kendilerine rağmen. Kendi iç dünyaları da İbrahim'den yanaydı. Kalpleri yani.
Dolayısıyla bizim muhatabımıza söyleyeceğimiz Resullerin de bulunduğu, Resulullah'ın bulunduğu bu durumda bize göre açık gayet durum, ama sen diyorsun ki böyle. Senin dediğin gibi ise, ki asla olamaz, Rabbimiz tersini söylüyor, bizim tecrübemize de aykırı. Eğer kendin şeysen, kendi içinde müsterihsen yola devam et. Ben diyorum öyle. Devam et. Eğer hakikaten öyle diyorsan, bana göre bu olasılık yok. Ben tecrübe ettim. 2 kere 2'nin 4. Rabbim de onu söylüyor. Ama sen diyorsun ki ben hesaplıyorum, 5 çıkıyor. Samimiysen yola devam et. Bunu söylediğinizde zaten karşı taraf kendi içerisinde mahvoluyor. Çünkü samimi değil. Kendisi o mutmain halde değil. O yüzden de dönüp dönüp seni de kendisine benzetmek için bütün gücüyle etrafında herkes artık beştesin demeye çabalıyor. Hakikatin ışığı onu minnacık da olsa, geçen ders konuştuk, rahatsız ediyor. Bu sefer adavete başlıyor. Allah Azze ve Celle nerede ayetini görse ona karşı mücadeleye girişiyor. O aslında kendi çaresizliğinin ve zafiyetinin dışa vurumundan ibaret.